yeni cezaevleri değil genel af. Hala tartışılan ve muhalefetin yenilenip, güncellemesi gerektiği tartışmaları ardından yeni bakanları belirlenen hükümetin yetkililerini dinliyorum. Gazetecilerin ülkenin kanayan bu önemli yarası konusunda sorular sordukları yeni Adalet Bakanı ve bakanlık yetkilileri ve AK Parti sözcülerinin başta yok denen adalet sorunu olmak üzere var olan sorunları çözmek için yeni cezaevleri yapacaklarını belirtmeleri beni acı acı güldürdü. Evet Kıbrıs, Azerbaycan ve Şırnak askeri birlikleri ziyaret gibi tipik bir Türkiye açıklaması olan bu açıklamaları dinlerken, benim de içinde bulunduğum onca aydının, bir o kadar basın ve medyanın, istatistikçinin, baronun, ülkede ve dünyadaki insan hakları örgütlerinin dediklerinin, mevcut hükümetin bir kulağından girip, diğerinden çıktığını da hissediyorum. Çünkü bu ülkenin en akıllıları bunlar. Ve o akla inanıp 22 yıldır oy verenler. Zaten öyle olmaz ise 10 yıllardır tek başlarına iktidar olurlar mı? Evet maalesef en son Urfa'da 13 cana mal olan cezaevi yangını unutulmuşken, yeni bakan ile gündeme gelen bu kanayan yarayı sarmak için başta geniş kapsamlı bir genel af olmak üzere hükümete sunulan, sorulan onca öneri ve görüş adeta fasafiso. Çünkü çıkması beklenen kararname öncesi 3 emniyet müdürünün ziyaret etme istemlerini ret eden MHP ortaklı hükümet insancı, Sorunun çözümüne yardımcı olacak görüş ve önerilerden ziyade yeni cezaevleri yaparak bu sorunu çözmeye gizli bir tanık denen Garson'un yeni feto şifresini çözmekle meşgul olmakla bir hali iddialı. Başta KCK olmak üzere çeşitli adlar altında sabah saatlerinde evlerinin kapıları koçlarla kırılıp, sonrasında toplayıp, içeri tıkılan insanların üst üste yatırıldığı ve çıkan bir küçük olayda boğulduğu cezaevlerinin bir yenisinin de devletten fabrika sizlere iş istihdamı sağlayacak yatırımlar bekleyen Kurban Bayramı öncesi hayvan meydanlarında şapa oturan Ardahan'da da durum farklı değil. Hem de 50 yıldan fazladır açılmayan Ardahan Ardan Uç yolu, Posof Türk Gözü, Badele, Gümrük Kapısı gibi atıl kalan Çıldırak Taş gibi, kurtarılacak denilen Ardahan Et ve Göle'deki TİGEM, Şanlı Türk Süt ve Süt Entegre Tesisleri gibi o da halen yapılacak, açılacak. Cumartesi annelerine alternatif annelerin HDP binası önünde çadırda beklediği Diyarbakır'a gidip, gözyaşları döken aynı iktidar duvarlarında 12 Eylül'ün işkence izlerinin bulunduğu cezaevini yıkıp, yerine fabrika değil, yenisini yapacağını belirttiği günden itibaren bu hükümetin bu yöndeki anlayışını anlamayan biz saflar, hala yazar dururuz. Bu sorunun birinci çözümü geniş kapsamlı bir genel af ardından insan haklarına, yaşamına uygun cezaevleri yapılsın diye. Yok canım ne alaka bu memlekete yatırım yapıyoruz. Toki'den sonra yeni inşaat alanları için yeri cezaevi yapacağız diyen hükümet bizden akıllıyken, bu yazdıklarımız boş ve havada kalır bu her halısı kaldırıldığında altı tost tutmuş ülkede.